Niye böyle videolara sanki Türkçe video çekiyorum? Hi guys! Şimdi bugünkü konumuzdan hemen bahsediyorum. Umarım iyisinizdir çünkü bugün video günü. Hemen tripodumu bir tık geriye koyuyorum. Şu üstünü görmüş olduğunuz dev bir hurç. Bu benim kalın iplerimi koyduğum bir hurç. Ve bugün 24 saatte kazak challenge yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Kazak modelimi şöyle bir çizdim. Bakın bu şekilde kendimce. Kareli bir kazak yapacağım. Dama deseni yani. Bir kazak yapacağım ama bu ipler parça. Hiçbirinden bir sürü yok. O yüzden ben de şöyle bir şey düşünüyorum. İpleri bir koltuğa böyle bir yığacağım. Çıkartacağım. Her kare farklı bir renk gibi. Böyle çılgın bir kazak yapmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak ve 15 milim şişlerle öreceğim. Bunları geçen sene almıştım hatırlarsanız. Bu 15 milim Knit Pro'nun misnalı şişlerini gerçekten çok beğendim. Şimdi bunları buraya dökeyim, böyle poşet sesi yapmayayım. Ondan sonra geleyim. Ayırdım. Şimdi şöyle bir karar verdim. Şöyle soft renkler var. Bunları hırka yapmaya karar verdim. O yüzden bunları kazakta kullanmayacağım. Bunları hırka yaparım çünkü Antalya'da hırkayı daha çok kullanıyorum. İçime böyle askılar falan giyip hırkayı daha çok kullanıyorum. O yüzden şu soft ve ponçik renkleri kenara ayırıyorum. Bunları kullanmayacağım. Bu kazakta daha çok işte şöyle koyu kırmızı var, turuncu var. Ne bileyim şu renk, bu renk, asker yeşili gibi. İşte şöyle bir yeşil var, gri var. Bir de siyah var. Şöyle bir siyah var. Bunları kullanmaya karar verdim. Aslında şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Lastiklerini aynı renk mi yapsam? Hani mesela siyahtan çok var. Siyahlardan bir 10 tane falan var galiba. Orada da var çünkü daha. Siyahlarla lastiğini yapsam sadece kol lastiği burası falan. Şu iç kısmını kareli yapmak istiyorum ya dama deseni. Onlar her renkten bir tane gibi mi olsa acaba diye düşünüyorum. Veya lastik kısmını da yok ya öyle yapmak istiyorum. Ya da şey de olabilir bakın. Gri de ortak bir renk ya. Aslında kazağın İç kısmının renkli damalı her kare bir renk şeklinde parçipleri kullanarak renkli olmasını, lastik kısımlarının da bütün renklerle uyum sağlayan bir renk olmasını istiyorum. O yüzden lastiği şu üç renkten birini seçerim. Ama şunu seçmem. Bunu içeri koyarım. Gri ya da siyah. Ama şöyle düşünüyorum. Siyahtan gönlüm bir tık daha siyahtan yana. Çünkü siyah her şeyle olur gibi. Şimdi dev misinamı alacağım. Şu misinalı şiş olanlar varsa şöyle bir şey çıkıyor. Şu çubuk buradaki deliğe takıp şişinizi taktığınızda kilitlenmiş oluyor. Eğer bu çubuğu takmadan misinalı şişi misinaya takarsanız örerken gevşeyebiliyor. Bilmeyenler varsa da söylemiş olayım. Lastiğini normalde küçük numarayla örüyorum ama şu alt kısımdan bu sefer yakadan başlamalı yapmayacağız. Ayrı ayrı yapacağız ve alt kısmın ön ve arkayı ayrı yapacağım. İlk önce arkayı yapacağım. Lastik kısmını da 15 ile yapacağım. Sadece kol lastiği ve yaka lastiğini 12 ile yapacağım. Öyle bir karar verdim kendimce. Bir de burada zikir matiğim var. Bu zikir matik böyle tuhafiyelerde falan birçok yerde satılıyor. Çok ucuz zaten. Şuradaki küçük düğmeye bastığınız zaman sıfırlıyor. Buradan da sayıyorsunuz. Ben bunu parmağıma takıp her sırayı ördüğümde bir kere basıyorum bu şekilde. Böylece sıra saymam kolaylaşmış oluyor. Şöyle bir yerleşiyorum. Hazır mısınız? Benimle beraber örmek isteyenler için 15 milim ipimde 100 gram 40 metre olan çok kalın bir iplik ve 42 ilmek başlıyorum. Zaten bir tık oversize oluyor. Daha küçük yapmak isterseniz küçültebilirsiniz. Şimdi 42 tane ilmek atacağım ve bir ters bir düz istediğim kalınlığa gelene kadar lastik öreceğim. Lastiği yapıp geliyorum. 3 sıra lastik yaptım. Bence yeter. İp kalın olduğu için zaten bayağı büyük bir lastik oldu. Kareleri yaparken sıra sayısı saymam önemli. Renklerimi ayarladım. Ve ilk kareyle başlıyoruz. 4 kare olacak toplamda. Öyle karar verdim. Baştaki ve sondaki kareyi 12 ilmekten yapacağım. Çünkü bir ilmek kenarda dikiş payı olarak bırakıyorum. Düz örgü olacak. Diğerleri 12 diyorum ya. Baştaki ve sondaki kare 11 olacak. Diğer iki kare 10 olacak. İkinci kareli ipi de koyalım. Biraz daha kısa ve sileye taksam daha iyi olurmuş.
Böyle şeyler yapmayı seviyorum ama sonrası da dağıttığı ortalığı ben toplamak zorunda kaldığım için. Sırf toplamaya üşendiğim için bazen yapmıyorum. 2, 4, 6. Sonuç nasıl olacak çok merak ediyorum gerçekten. Bence tatlı oldu. Bakar mısınız? Renk kombini. Sadece bir kısa mesini alacağım. Şimdi geri dönüp bunları biraz öreyim. Bir sırayı işaretledim. Biraz öreyim sonra göstereyim. Ben geldim. Şimdi vlog tarzında bir challenge yaptığımız için bakın bayağı güzel oluyor. Bu aşamadayım çünkü mutfakta biraz işlerim vardı. Doğal olarak yemek falan yemem lazım. Çok acıktım çünkü bugün kahvaltı da yapmadım doğru düzgün. Sabah bir dilim tam buğdaylı ekmeğe fıstık ezmesi sürüp üzerine de biraz vişne reçeliyle onu yemiştim. Sadece onunla hatırlıyorum. Neyse şimdi kendime küçük bir pizza yaptım. Yarım bardakta kola var. Kola normalde içmiyorum ama bugün içesim geldi. Bunu yiyeceğim. Markete gittim. İşte mandalinadır, muzdur bir şeyler aldım. Lucy'ye bazen ara ara muz veriyorum. Veteriner hani bağırsaklarında daha önce bu ishal olmuştu Lucy. O zaman muz yiyebileceğini söylemişti. Böyle bir muzun, küçük muzun üçte birini verebilirsin demişti. İyi gelir diye. O yüzden muz arada aldığım zaman böyle çok nadir veriyorum. Çok seviyor. Ama az önce bir dilim mandalinayı denedim. Normalde vermiyorum meyve. Çünkü şeker köpeklere çok zararlı. Bize de zararlı da. Bir dilim mandalina verdim. Yemez diye düşündüm. Yedi. İnanabiliyor musunuz? Yedi. Neyse Criminal Minds açtım. Daha sonra Criminal Minds izlerken şimdi pizza yiyeceğim. Ondan sonra harıl harıl örmeye devam edeceğim. Bunu söyleyeyim dedim. Hadi bay. Ben geldim. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Bence çok güzel oluyor. Şimdi iki sıra daha yaptım mı kazak uzunluğu için bence yeterli olacak. Yani iki kare daha yapacağım. Kareler istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Ben tam kare olacak şekilde yaptım. Bu şekilde. Ve sırayı sayıyorum. Hepsi aynı olsun diye. Bu sırt kısmı olacak. Sırt kısmında ben genel olarak kazakta koltuk oyuntusu yapmayacağım. O yüzden sırt... Acaba bunu süveter mi yapsak ya? Süveterler de moda ya şimdi. Süveter de tarz olur aslında. Bunu bir düşüneyim. Süveter olabilir. V yaka bir süveter yapabilirdik aslında bunu. Tarz olmaz mı? O zaman koltuk oyuntusu yapmak gerekir ama tatlı bir süveter de olabilir yani. Neyse ona şimdi karar veririm. Hello! Saniye size oturtacağım şimdi. Hello! Ben geldim. Akşam saatlerindeyiz. Kazağımı bir göstereyim. Bakın. Çok güzel oldu. Bence renkleri çok güzel oldu. Bu arka tarafı. Arka tarafı dümdüz. Hiç yaka oyuntusu, kol oyuntusu yapmadım. Dümdüz bir şekilde bitirdim. Ön tarafını yapıyorum. Ön tarafında da şu aşamadayım. Arkanın birebir aynısını yapıyorum. Renk sıralaması olarak. Ön arka. Hani kareler farklı ama kare sıralaması falan aynı olsun diye düşündüm. O yüzden aynısını yapıyorum. Bunda şöyle bir yaka oyuntusu yapacağım. Yuvarlak. Göz kararı yapıyorum. Sonra oradan ilmek alıp yuvarlak siyah yaka öreceğim. Kolları ekstra örüp mü diksem yoksa şuradan ilmek alıp aşağı doğru mu örsem yoksa buradan yukarı doğru mu örsem onda kararsızım. Bir de kolları da böyle kareli mi yapsam bu şekilde yoksa kolları ne bileyim iki renkli üç renk ya da çizgili gibi daha kolaya mı kaçsam ona karar veremedim. Neyse bunu yapıyorum. 24 saatte bitebilen bir kazak onu söyleyeyim. Mandalina mevsimi de geldi. Antalya'da kilosu 16 TL'ydi. Ama bazı yerlerinde değişiyor. Benim aldığım manavda 16 TL. Hep güzel şeyler getiriyor. Küçük bir manav ama hep birinci kalite getiriyor. Hiç öyle çürük olmuyor veya lezzetsiz olmuyor ama biraz pahalı açıkçası. Pazarda çok daha ucuzdur ama 2 haftadır pazara gitmedim. Çünkü benim buzdolabım çok küçük. Pazara gidip böyle toplu alışverişi yapmak gibi bir durumum söz konusu olmuyor açıkçası. Buzdolabına koyamadığım zaman da bozulabiliyorlar. Ben de o yüzden hani mesela bugün ne pişireceğim? Maksimum 2 günlük alıyorum. Dolaba fazla bir şey sığdıramadığımdan dolayı. Bu hırkamı da yıkadım giydim. Tam bu mevsimin hırkası. Hem hafif delikleri var hem de sıcak da tutuyor. Bunu ilk yapmışım yani. Tarif YouTube kanalımda var. Bunu göstereyim dedim. Bugün bitiririm muhtemelen. Yani saat olarak 24 saatte biten bir kazak ama tabii gün içerisinde başka işlerim olduğu için gündüz çekim yapıyorum falan filan derken benim bir günde bitmedi. Ben geldim. Umarım iyisinizdir. Kazanın sonuna yaklaştık. Şöyle bir şey yapmışım. Bu beni bir tık aksattı. Kolunu yaparken bayağı da ördüm diyorum. Bu neden böyle daha sıkı falan hiç fark etmemişim.
Şu kol lastiğini 12 ile ördüm. Tabii kol kısmını 15 ile örmem gerekiyor ama ben şişi değiştirmeyi unutup bütün kolu örmüşüm. Ve kolda da kareleri uygulamaya devam ettim. Üşenmedim. Hani böyle her yeri kareli olsun istiyordum. Onu söktüm. Şimdi baştan başladım. Allah'tan diğer kolu yapmamıştım. İlk kolu yapmıştım. Onu da söktüm. Şimdi bunu bir göstermek istedim size. Dikişlerini yaptım. Yakanın şu kısmını kapattım ama bakın çok güzel görünmüyor mu şimdiden? Dikişlerini aşırı güzel yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Şuraya bakar mısınız? Sanki burayı da beraber örmüşüm gibi. Bakın çok iyi değil mi? Giyip de göstereyim. Şimdi kolunu yapıyorum. Bu gece en azından bir kolunu bitiririm diye düşünüyorum. Tel tokama takılmasaymışım. Bakın bu şekilde. Ve üzeri için bir şey daha hayal ettim. Bakalım nasıl olacak ama şu an bu. Şöyle yapayım. Tat tat da. Çok tatlı değil mi ya? Bence çok tatlı oldu. En sevdiğim kazak oldu. Bir de bunu pastel renklerle yapacağım. Onun lastiklerini de beyaz ya da pembe falan yapmayı planlıyorum. Kirpiğim gözüme düştü ya. Neyse sıra sayacımda parmağımda gördüğünüz üzere. Size bu kısmı bir göstereyim dedim. Şimdi bunu çıkartıyorum. Kol oyuntusunu 2 kare yaptım. 2 kareyi kola bıraktım. Ama belki biraz daha dikerim. Burayı daha fazla dikmememin sebebi kolu buraya ölçüp denemek. Çünkü sonradan sökmek zor oluyor. O yüzden en başta temkinli gidiyorum. O kadar temkinli gidiyorum ki kolu 12 ile komple örmüşüm. Neyse. Çok tatlı bir kazak oluyor. Ben aslında bakarsanız Antalya'da olmama rağmen bu tarz kalın kazakları falan giymeyi çok seviyorum. Şu açıdan Antalya çok soğuk olmadığı için kışları böyle bir Eskişehir soğuğu, bir Afyon soğuğu olmuyor. Yani soğuk oluyor. Olmuyor değil. Bu yanlış bilinen bilgi. Çok soğuk oluyor. Hatta dondurucu derecede soğuk olduğu oluyor ama genel olarak baktığınızda bu kadar kalın bir kırkayla mesela çıkabildiğiniz günler de oluyor, öyle söyleyeyim. O yüzden mesela bu kazağı giyip altına bir tayt, bir bot, ondan sonra üzerine çantanızı takın, mis gibi kombin. Tamam, bu kadar söyleyeceklerim. Hala Criminal Minds diyorum ve bu kolu bu gece bitirmek gibi bir hedefim var. Yarın sabah görüşürüz artık. Hello, ben geldim. Şimdi size kazağımı göstereceğim. Tabii ki tamamen bitmiş değil. Ama bu gece bitiriyoruz. Çünkü şu an Perşembe günü ve yine YouTube'da çok ara verdik. 48 saatte kazak challenge olmadı çok fazla. Ama bunda hem yanlış örüp sökmem sebep oldu. Hem diğer işlerimin de yapmam gerektiği sebep oldu. Bir de kare kare yapmam birazcık oyaladı. Ama normalde bu kazağı tek renk iple bir günde yapmıştım zaten daha önce. Tatattım. Böyle çok güzel oldu. Renkleri falan kalınlığı. Sadece aşırı kalın bir iplikle ördüğüm için şu kenar dikişleri, özellikle şu kolu gövdeye diktiğim kısmı beğenmedim. Çünkü bakın şurada çok kalın bir dikiş oluştu. O yüzden sadece bu sabitlemedim zaten. Bu kolu sökeceğim. Bir de şu kenarlarını sökeceğim. İlk önce kolların bu kısmını dikip daha sonra şu kol altını ve bu kısmını dikeceğim. Bakalım nasıl olacak. Yani giyip ondan sonra göstermek istiyorum. Şöyle diğer kolumu da hazırladım. Sadece şimdi bu dikme işlemini, söküp dikme işlemini yapacağım. Daha sonra videoyu editlemeye gideceğim. Annem görüntülü WhatsApp. Annem arıyor. Şu kol, bu kolu ördüm ama yanlışlıkla bu kısmı da 12 ile örmüştüm. O yüzden bunu muhtemelen geri sökerim. Parça iplerle bir şey yapacağım, bir videoya eklerim. Şimdi dediğim gibi kazağın diktiğim kısımlarını söküp tekrar dikeceğim ve kazak bitmiş olacak. Ondan sonra nasıl oldu göstereceğim. Evet, şimdi nasıl dikeceğimi buradan göstereceğim. Bunu bu şekilde açtım. Önce şurayı dikeceğim. Gördüğünüz gibi şu kareler karşılıklı denk geliyor. Bunlar da yarım kare gibi düşünebilirsiniz. Burası da aynı şekilde. Burayı dikiyorum. Burayı dikiyorum. Daha sonra katlayıp gövde kenarını ve kol altını dikeceğim. İstediğim gibi olursa ve siz gerçekten çok beğenirseniz daha detaylı bir şekilde de anlatırım. Parçanın izin verirse burada. Şurada battaniyesi olmasına rağmen burada yatıyor kendisi. Şurada dördüğüm çoraplarım var. Bu şekilde bayağı hummalı bir çalışma söz konusu. Taytımı da giydim. Rahat çalışmak adına. Hadi burayı yapayım da bitirelim artık. Evet, ben geldim.
Gece de olsa videoyu bitireceğim çünkü vlog gibi. Şimdi şöyle yukarı çıkarak alt kısmını da göstereyim. Bakar mısınız şunu tatlılığına? Arkamı da göstereyim. Çok güzel oldu bence. Ben beğendim açıkçası. Sadece kalın bir ip olduğu için dikiş kısımlarını gerçekten özenerek dikmek gerekiyor. Veya dikişsiz örebiliriz. Ama kareli bir model yaptığım için dikişsiz örmek daha çok uğraştırabilirdi diye düşünüyorum. Bir de şey aklıma geldi. Acaba bunun böyle sağına soluna böyle dev çiçekler mi yapsam? Aynı ipten dedim, siyahla şöyle. Sonra vazgeçtim. Bu konuyla ilgili de fikrinizi aşağı yazın. Sizce dev çiçekler şöyle şurada, mesela atıyorum şurada güzel olur muydu? Yoksa zaten kareli çok göz yormaya gerek yok mu? Bu tam bir mont giymeden dışarı çıkabileceğiniz bir kazak oldu. Açıkçası altına taytınızı, botunuzu, çantanızı takın ve çıkın. Çok tatlı oldu. 15 milimle ördüm. Kazakla ilgili detayları zaten video içerisine verdim ama hani detaylı bir şekilde beraber kazak örelim derseniz tekrar kareli örmeyiz. Onu söyleyeyim başta. Ama kazak tarifini, sayılarını falan zaten video içerisinde söyledim. Öyle böyle bir deneme yapmak istedim. Bence güzel oldu. İlk defa dama desenli bir kazak yaptım. Bunu daha ince iplerle yapmayı planlıyorum. Belki onu beraber detaylı bir şekilde yapabiliriz. Çünkü şu dikişleri falan nasıl yaptım size göstermek istiyorum. O kadar güzel. Şu dikiş detayına bakar mısınız? Size nasıl dikilir bunu da öğretmek istiyorum. Ama bu video bu kadar da hoşunuza gittiyse ve bu tarz örgü videoları gelmeye devam etsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi bu kazağı sıfırdan beraber yapalım. Bir de bunun morunu yapmıştım. Onu da hem bu yukarı hem de aşağı linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yani tek renk olarak veya çizgi çizgi gibi falan beraber tekrar yapabiliriz. Ama tekrar kareli yapmam, dediğim gibi bayağı kareler ip değiştir falan birazcık uğraştırıyor. Ama bence sonuç mükemmel. Bolca görürsünüz zaten. Henüz Antalya'da bunu giyecek kadar havalar soğumadı. Yalan söylemeyeyim ama soğuyacak elbette. Şimdi videoyu kapatıyorum. Beni hadi Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. TikTok hesabım da var. Instagram'da var. YouTube'dasınız zaten şu anda, buradayız. Yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Sizce nasıl olmuş? Bence çok güzel oldu. Onu söyleyeyim de. Hepsi bu kadar söyleyeceklerim. Şimdi videoyu kapatıp editlemeye gidiyorum. Hadi görüşürüz, öptüm. Bye.